Faiz artırımına ve aktif rasyosuyla ilgili uygulamanın kaldırılmasına rağmen bugün de sabah saatlerinde dolar 8 lira seviyesinin üzerinde güne başladı. Daha sonraki dakikalarda 7.95'e kadar çekildi. Şu sıralarda da 7.97 civarında, anlayacağınız 7.95-8 aralığına sıkışmış durumda. Bir süre buralarda sıkışabilir arkadaşlar ama hemen sonrasında doların 8.40 seviyesine doğru hızlı adımlarla ilerlediğini göreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Aylardır aslında sizlerle paylaştığım konular. Her seferinde şunu söylüyordum. Bankalarla yapılan swap anlaşması sürdürülebilecek mi? Yani Merkez Bankası bu süreci devam ettirebilecek mi? Bu saatten sonra bu süreci devam ettirmesi çok daha zor bir hale geldi. Neden? Aktif rasyosu uygulamasını da kaldırdı. Dolayısıyla Merkez Bankası bugünden sonra bankalarla swap işlemleri yaparken daha da zorlanacak. Bankalarda yakın zaman içerisinde ödemek zorunda olan borçlarını ya piyasadan bulup karşılamak zorunda kalacaklar ki çok zor. Çünkü piyasada yeterince dolar olmadığını biliyoruz. Ya da Merkez Bankası'ndaki dolarlarını geriye isteyecekler. Borçlar ne kadar ondan bahsedeyim sizlere. Bankaların tam 135 milyar dolar borcu var. Yakın zaman içerisinde ödemesi gereken, yani bir yıl içerisinde ödemesi gereken borç rakamı 82 milyar dolar. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bankaların 135 milyar dolar borcu var. Yakın zaman içerisinde, bir yıl içerisinde ödemesi gereken borcuysa tam 82 milyar dolar. Ve şu anda bankaların elinde görünür döviz miktarı ise zaten 82 milyar dolar. Yani kafa kafaya. Ve bu 82 milyar doların 45-46 milyar doları yaklaşık şu anda Merkez Bankası rezervlerinde swap hamlesiyle rezervlerde tutulan para miktarı. Bankalar eğer ki bu miktarı, yani yakın zaman içerisinde ödemeleri gereken 82 milyar doları piyasadan bulamazlarsa, elde edemezlerse ve bir borçla da bu işi çeviremezlerse, sendikasyon ya da farklı bir borçla bu işi çeviremezlerse, o durumda tek adresleri Merkez Bankası olacak. Ve Merkez Bankası'na ver bakalım benim şu 45-46 milyar dolarım, ben de borçlarımı kapatayım diyecek. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin dip yapması anlamına geliyor. Daha doğrusu eksi rezervlerin gün yüzüne çıkması anlamına geliyor arkadaşlar. Şu anda zaten rezervlerin swaplar kaldırıldıktan sonra eksi 30 milyar dolarlar civarında olduğunu biliyoruz ve bunun giderek de arttığını biliyoruz. Bankalar swap hamlelerini ortadan kaldırdıklarında, yani parayı tahsil etmek isterlerse Merkez Bankası'ndan, bu artık açıkça ortaya konulacak. Merkez Bankası'nın eksi rezervde olması demek, aynı zamanda 46 milyar dolar gibi büyük bir cari açıkla karşı karşıya olmamız demek ve bankacılık borçlarıyla beraber 182,5 milyar dolar olan kısa vadeli borçların, yani şirketlerin de borçlarının ödenmek istenmesi durumunda iş iyiden iyiye kopup gidecek. Türkiye'de korkunç bir döviz sıkışıklığı var ama bu dövizi karşılayabilecek kadar stok yok. Görünen o. Dolayısıyla bu çok ciddi bir devalüasyonist etkiyi işaret ediyor. Şimdiden söylüyorum sizlere. Bu sürdürülebilir bir şey de değil. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Çünkü dünya Türkiye'ye borç verme konusunda çok çekimser davranıyor. Hiç kimse Türkiye ile swap anlaşmalarına yanaşmıyor. Hiç kimse Türkiye ile borç anlaşmalarına yanaşmıyor. Türkiye yakın zaman içerisinde ödemesi gereken bu büyük meblağı ödeyemezse, emin olun önce büyük bir ekonomik krizle, ardından ciddi bir finansal krizle, tabii ki bunlara bağlı olarak da çok ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşılaşırız. O zaman da o konuştuğumuz 14-15 liralar bile hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Emin olun çok daha üstüne giden bir dolar kuru görürüz. Buna bağlı olarak euronun da sterlinin de aynı şekilde yükseldiğini görürüz. Dönelim dünyadaki gelişmelere. Dünyada da vaka sayısı 60 milyon kişiyi geçmiş durumda. Havayolu şirketlerinin 157 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Bunu açıklayan kurum tüm havacılık sistemini neredeyse kontrol eden IATA sistemi. Ve 157 milyar dolarlık bir zarar pek çok havayolu şirketinin batması anlamına geliyor. Korkunç bir işsizlik anlamına geliyor. Aynı zamanda IBM gibi dünyanın en önemli bilgisayar ve yazılım şirketlerinden birisi 10 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Bakın bu da apayrı bir ayrıntı. Çünkü korona tüm sektörleri ve tüm piyasaları olumsuz etkiliyor. Almanya'da, Rusya'da vaka sayıları ve ölüm sayıları tamamen kontrolden çıkmış durumda. Rekor üzerine rekor kırılıyor. Yine Amerika'da da
rekor üzerine rekor kırılıyor vakalarda ve ölümlerde. Buna bağlı olarak da işsizlik yardımı başvuruları da yeniden yukarıya doğru hızlı bir şekilde ivmeleniyor. New York Fed Başkanı da uyarıyor. Eğer ki korona ile ilgili süreç kontrol altına alınmazsa ekonomik sistem çok daha fazla bozulacak diyor. Dolayısıyla arkadaşlar yakın zaman içerisinde risklerin çok daha fazla arttığını göreceğiz. İkinci dalga kabul edilse de edilmese de çok ciddi bir şekilde bütün dünyayı tehdit eder durumda. Öbür taraftan Biden başkanlık koltuğuna artık çok net bir şekilde ilerliyor. Trump da öyle ya da böyle geçiş sürecini kabul etmek zorunda kaldı ve Biden'a da istihbarat bilgileri verilmeye başlandı. Biden artık o koltuğa oturacak. İlk yapacağı icraatlardan birisi bu koşullar içerisinde büyük ihtimalle teşvik paketlerini açıklamak olacak ve çok büyük teşvik paketleriyle karşı karşıya kalacağız. Bütün bunları anlatmamın sebebi de tabii ki altının onsu meselesi. 1800 dolar seviyesine kadar geldi altının onsu. 1811-1815 civarlarında dolaşıyor. Yani 1800'de önemli bir destek noktası oluşturdu kendisine. Herkesin ana beklentisi Biden'ın açıklayacağı teşvik paketleri. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nden gelecek yeni teşvik paketleri ve altının onsunda pozisyon almalar başladı. Şuna kesinlikle inanmıyorum arkadaşlar. Altının onsu tepe taklak oldu, trend değişikliğine girdi. Bundan sonra bir daha belini doğrultamaz, 1600 olur, 1500 olur falan. Bu koşullar içerisinde hikaye arkadaşlar. Büyük para bolluğunun oluşacağı bir ortamda, aynı zamanda hala risklerin olduğu bir ortamda ve güvenli liman olarak sadece altının görüldüğü, belki biraz da doların görüldüğü bir ortamda altın fiyatlarının düşmesi, bir trend değişikliği içine girmesi mümkün değil. Ha şunu da hatırlatayım size. Daha önce de biliyorsunuz 1480 dolar seviyesinde aynı hareketleri gördük. 1480'i bir türlü kıramadı. Kıramayacak denildi. Tekrar 1300'e gidecek denildi. 1480 kırıldı arkadaşlar. Bir anda kendisini 1700-1800 seviyesine attı. Sonrasında bir miktar buralarda bekledi. 2100 seviyesini zorlamaya başladı. Her yükseliş öncesinde mutlaka bir geri çekilme yaşadı. Onun için altının onsundaki bu düşüşün çok gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Sadece bir düzeltme, bir toplama hareketi. Bu seviyelerden çok hacimli alımlar geliyor şu anda dünyada. Bu alımlarda gördüğüm kadarıyla devam edecek gibi görülüyor. Altın yakın zaman içerisinde hem korona krizinin artması, hem ekonomik krizin artması, hem teşviklerin gelmesi, hem de jeopolitik risklerin her geçen gün biraz daha artması nedeniyle 2100 doları kırıp yeni rekor denemeleri yapacak. Daha sonraki hedefi de 2300 ve sonrasında 2500 ve sonrasında belki önümüzdeki sene 3000 dolar seviyelerini göreceğiz. Ve bütün bunları anlattıktan sonra gelelim şimdi rakamlara. Öncelikle borsaya bakalım. 132.824 seviyesinde bir BIST 100 endeksi var karşımızda. 0.55'lik bir yükseliş var şu an itibariyle. Bankacılık hisseleriyle tutulmaya çalışılıyor. Ama ne kadar daha tutulabilir? Çok ciddi tartışma konusu arkadaşlar. Bana kalırsa bankalar özellikle bu aktif rasyosu meselesi kaldırılacağı için ufak ufak hisselerinden çıkmaya başlayacaklar. Bu da endekste ciddi düşüşü beraberinde getirebilir. Aynı zamanda koronaya bağlı olarak dünya borsalarındaki çıkışların da hızlanmasıyla birlikte Türkiye düşüşünü hızlandırabilir. Hatta Türkiye'deki borsa diğer dünya borsalarına göre olumsuz yönde ayrışabilir. Nitekim bunu döviz cephesinde görüyoruz şu anda. Dünyada gelişmekte olan ülke para birimleri o kadar büyük değer kayıpları yaşamazken Türkiye'de doların, euronun, sterlinin hızla değerlendiğini, Türk lirasının hızla değer kaybettiğini görüyoruz. Şu an itibariyle dolar 7.9.57 seviyesinde. 8 seviyesiyle güne başladık ve görünen o ki tekrar 8 seviyesinin üzerine atacak ve bugün 8 seviyesinin üzerinde kapanabilir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir süre buralarda dalgalanacak gibi, yani dar bantta hareketler yapacak, kısa hareketler yapacak ama sonrasında çok hızlı bir şekilde 8.40 seviyesine gittiğini göreceğiz. Hatta 8.40'ı aşıp 8.60 seviyelerini zorlayabilir. Buna da kimse şaşırmasın. Burada ne kadar uzun süre kalırsa yükselişi o kadar hızlı olur. Öyle söyleyeyim sizlere. Biz bir anda 8.60-8.70 seviyelerini görürüz ve sonrasında 9 lira seviyelerinin zorlanmaya başladığını fark ederiz. Peki neden aktif rasyosu uygulaması kaldırılmasına rağmen, faizler 475 bas puan yükseltilmiş olmasına rağmen dolar yükselmeye devam ediyor? Neden hala 8 seviyesi zorlanıyor? Bunun da cevabını vermek gerekiyor. Gayet basit arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim.
söylemiştim sizlere. Zaten Türkiye'nin makroekonomik sıkıntıları ortada. Kısa vadeli borçları ortada. Cari açık meselesi ortada. İşsizlik, enflasyon meselesi ortada. Ve bir türlü finansman sağlayamadığı ortada. Ciddi bir dolar sıkışıklığı var. Arz talep dengesi gereği de doların zaten yükselmesi gerekiyor. Sadece doların değil, euronun, sterlinin de. Bunun yanında Türkiye'deki söylemlerin gerçekçi olmadığı da görülüyor. Acaba bu reformlar sadece sözde mi kalacak korkusunu da yaratıyor ve doğal olarak da yabancıların çıkışı biraz daha hızlanıyor. Yine Libya meselesi, Suriye meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Avrupa Birliği'nin yaptırım meselesi ki yakın zamanda daha dün yine bir açıklama geldi Avrupa Birliği'nin üst yönetimi tarafından. Türkiye ile ilişkilerimiz kritik düzeyde denildi. Demek ki oradan büyük bir yaptırım dalgası gelebilir bize arkadaşlar. Bir de S-400 meselesi var. Şu anda çok dillendirilmiyor ama Biden koltuğa oturduğunda büyük ihtimalle ilk icraatlardan birisi S-400 konusu olacak ve katsa yaptırımlarının gündeme gelmesi olacak. Bu da yine piyasalar üzerindeki riskleri arttıracak. Yurt dışından para gelmiyor. Yerli kurunu bozmuyor. Niye bozmuyor? Çünkü yerli risklerin her geçen gün arttığını görüyor ve parasını korumak için dövizde kalıyor, altında kalıyor. Yurt dışındaki yabancı Türkiye'yi yeterince güvenli bulmuyor. Reformist söylemlerin gerçekçi olduğunu düşünmüyor. Avrupa Birliği ile birlikte hareket edileceği görüşüne inanmıyor. Diğer taraftan şöyle bir durum var zaten. Sıcak paranın sahibi olan uyanık yabancılar da Türkiye'nin biraz daha sıkışmasını bekliyor ve bir kur şokunu bekliyor arkadaşlar. Kur şoku olduktan sonra getiririm paramı, bir yerine iki alırım, ikiyi bankaya yatırırım, üzerine bir de yüksek faiz alırım beklentisi içinde. Bu da hem devalüasyonist etkiyi arttırıyor arkadaşlar, hem dolar sıkışıklığını arttırıyor, hem de şu anda doların kademeli bir şekilde yukarıya çıkma eğilimini hızlandırıyor. Keza Euro'da da aynı tablo var. Şu anda 9.52-59 seviyesinde. Doların 8.40 seviyesini zorladığı noktada Euro'nun da artık tekrar 10 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Keza sterlin 11 liranın üzerine atacak kendisini ve 12 seviyesini zorlamaya başlayacak. Anlayacağınız tüm para birimleri değer kazanırken Türk lirası o para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam edecek. Ha, yeni bir faiz arttırımı olursa ne olur? Yeni bir faiz arttırımı olamaz arkadaşlar. Bir önceki faiz arttırımı ile ilgili bu kadar net konuşmuyordum biliyorsunuz. Bu dönemde yeni bir faiz arttırımı yapamaz Merkez Bankası. Cumhurbaşkanı bunu kaldıramaz. Cumhurbaşkanı buna onay verdiği zaman siyaseten bunun altında kalır. Yeni bir faiz söylemine sonuna kadar karşı çıkacaktır. Faiz arttırılmadığı sürece de dolardaki yükseliş eğilimi hızlanacaktır. Faizi arttırsalar da doların yükseliş eğilimi hızlanacaktır. Ancak Türkiye'de devalüasyonist bir etki olur, bir kur şoku yaşanır. İşte o zaman yapılacak yüksek faiz arttırımı belki piyasayı dengeler, doları dengeler. Makroekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, hukuki sorunlar, uluslararası sorunlar devam ettiği sürece, Türkiye'ye hem yerli hem yabancı güvenmediği sürece, ekonomi yönetimine, siyasi yönetime, Türkiye'deki vatandaş da yabancı da güvenmediği sürece bu yükseliş eğilimi önümüzdeki dönemde devam edecektir. Gelelim altına. Altın şu sıralar 1815-16 seviyelerinde. Artık işler iyiden iyiye kontrolden çıkmış durumda. Bütün dünya korona ile uğraşıyor. Bütün dünya. Bütün dünyada korona vakaları ve ölümleri ile ilgili kontrol tamamen elden çıkmış durumda. Aşı bulunsa bile, hatta Ocak ayında uygulanmaya başlansa bile bu işin bir anda önüne geçilmesi mümkün olmayacak. Diğer taraftan aşı sadece hastalığın yayılımını belki engelleyecek kısa vadeli ama daha sonrasında virüs mutasyona uğrarsa ya da aşı beklendiği gibi etki yapmazsa o zaman sıkıntının daha da büyüdüğünü göreceğiz. Bu bir tedirginlik yaratıyor. Öbür taraftan evet aşı belki hastalıkla ilgili bir çare üretebilir ama ekonomik sıkıntılarla ilgili bir çare üretmeyecek. Bugüne kadar ekonomiler çok ciddi sıkıntılara girdi ve büyük bir yıkım yaşadı tüm dünyada. Bu yıkımı öyle yakın vadede tamir etmek mümkün değil. Bu yıkımı tamir edemeyeceğiniz için de mutlaka yeni paketler açıklayacaksınız. Altına hücum daha da artacak. Biden'ın yönetime geçmesiyle birlikte ve icraatların tam anlamıyla açıklamasıyla birlikte ki kabinesini açıkladı biliyorsunuz ve icraatlarına başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselişini
hızlandıracak. Zaten şu anda da bu yükselişe bir hazırlık olarak görüyorum. Ben 1800 seviyelerinde durmasını, ufak ufak yükselme eğilimi göstermesini. Yani arkadaşlar, sabırlı ve sakin olanlar önümüzdeki süreçte de kazanmaya devam edecek. Onsun yükselişi, dolardaki kontrolsüz hareketler, devalüasyonist etkiler, gram altındaki agresif hareketleri beraberinde getirecek. İlk hedefimiz, bakın ilk hedefimiz 535, sonrasında 580 seviyesini göreceğiz. Hem kur şokunun yaşanması hem onstaki agresif rekor hareketleriyle birlikte 1000 liraların zorlandığı bir gram altın fiyatı göreceğiz. Kimse bu rakamları yüksek demesin. 280 lirayken 500 lira dediğimizde de herkes o olur mu diyordu. Bugün 500 lira seviyesindeyiz arkadaşlar. Hemen dibindeyiz. 500 liranın üzerine çıktığımızda unutmayın arkadaşlar ve bu yükseliş eğilimi de devam edecek. Bu koşullar devam ettiği sürece ve bu koşulların yakın zaman içerisinde ne yazık ki düzelmesi de mümkün gibi görünmüyor, en azından ekonomi cephesinden bakıldığı zaman. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.